Beşiktaş'taki terör saldırıları tüm Türkiye'yi kahretti. Acıyı son sınırında yaşayanlarsa 44 şehidin aileleri. İşte o şehitlerden biri olan polis memuru Hasan Bilgin'in evinde derin bir sessizlik var şimdilerde. Ailesi o kara cumartesi gününü anlattı. Beşiktaş'taki bombalı saldırılar geride 44 şehit, 44 acılı aile bıraktı. Hayır, geri gel ne olur! Hasan Bilgin 26 yaşındaydı. O gün Beşiktaş-Bursa spor maçında o da görevliydi. Terör onu sevdiklerinden kopardı. Evlatlarını toprağa veren Bilgin ailesinin evinde derin bir sessizlik var. Anne Aynur Bilgin o kara cumartesiyi anlattı. Eşim arayıp da birlikte değildik o saatte. Arayıp da patlama oldu. Hasan nerede diye sorduğunda ben maçta dedim. Ondan sonra bizim evde kıyamet koptu zaten. Baba Yaşar Bilgin patlama haberini duyduğu anda içinde bir sızı hissetti. Oğlunu kaybettiğini anlamıştı. Maçın orada patlama olduğunu altyazıda görünce zaten benim içim yandı. Yani düştü anda ama tabii ki İstanbul'a, ben hemen yola çıktım. İstanbul'a gidene kadar şey yapamadım. Yani orada da kabul edemedim ama hala o anda ilk anda zaten o şüphem doğurdu. 26 yaşındaki şehit daha önce iki terör eyleminden dakikalarla kurtulmuştu. Bayrampaşa Emniyetine yönelik bombalı saldırıyı ve yine başka bir çevik kuvvet aracına yönelik saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Daha önce Bayrampaşa'ya yapılan saldırıda yeni girmişti. Yeni işe gelmiş, içeriye girmiş, ondan sonra oradaki saldırı gerçekleşmiş. Öyle bir kurtulması vardı.